Ömer. Ömer. Kaç yıldır bu konfeksiyonculuğu yapıyorsunuz? 6-7 yıl oldu işte. Peki bu mesleğiniz terzi miydi yoksa öyle kendiniz mi bu atılganlıktan mı bu işi yaptınız? Daha evvel de böyle bir ilgi neden duydunuz yani? Bunu neden seçtiniz bu mesleği? Mesleğim biraderim işte kardeşim abimin daha önce yapmasıyla oldu bu iş. Evet. Daha önce petrolde çalışıyordum. Evet. İşte onun İskenderun'a bir mağaza açtı. Konfeksiyon mağazası oraya. Evet. Onun gitmesiyle biz de bu mesleğe işte devam etmeye çalıştık. Daha önce karşıda ufak bir dükkanımız vardı. Evet. Yani işte 89'dan bu yana da bu büyük dükkanda işte yaklaşık 2-3 yıldır buradayız. Peki taksitle de satıyor musunuz? Taksitle satışımız oluyor tabii. Yani memurlar. %90 taksitle, evet. Güzel. Şimdi bir de sana sorayım. Bu Besli'den millet niye göçtü acaba? Bu Besli'den sağ Antep'e, Maraş'a, şuraya, buraya, Mersin'e, Uşak'a, İstanbul'a. Neden göçtü? Senin fikrin nedir? Valla benim fikrim zannederse geçim sıkıntısı falan işte. Daha önce belli bir takım eksikler vardı memlekette. Evet. Ama bu bugün olsun pek göç falan dahil dışarıdan gelenler o şehir yani. Köylerde falan. Göç durdu son birkaç yıldır. Şimdi ikincisi de şu, diyorlar ki bu şehrin kaygan bir arazi, buraya da yeterli derecede sanayi gelişleyecek bir yer de yok diyorlar. Ama mesela Kayardı şehir olsaydı biraz daha göç bu kadar olmazdı diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bu görüşe ben de katılıyorum. Öyle doğrudur diyorsun. Doğrudur, evet, tabii. Evet. Şimdi diyorlar, bak biz 50 yıl sonra burayı istemedi Besli halkının, esnaf evet. istememiş. Ve Kayardın'da, efendim Elder'de bir eşke veyahut da silahla bazı tehditler falan olunca halk mecbur edilmiş. İldirdik diyorlar yani. Evet. O yüzden kimimiz de geldik baktık ki fayda bulamayınca kurbete gittik diyorlar. Ha, bir kısmı da diyor ki burada kazandı gitti diyorlar. Bu görüşe ne diyorsun? Bu görüşe burada kazanma pek nadir diyorum. Evet. Kimisi korkusuna, kimisi başka amaçlarla, kimisi dışarıda akrabası, çevresi vardı. Yakınları vardı. Onların yanına gitmeye sığınmış oldu. Burada öyle bir olay yok yani. Kazanıp götürme yok hani burada. Evet. Kazansa niye gitsin? Tabii kazansa devam ettirir, işini ilettirir. Tabii. İkincisi de şimdi diyoruz ki Besli'de çalıp oynuyorduk ne güzel. Evet. Düğünlerimizi yapıyorduk, annelerimiz vardı, hepsi mutluydu. Şimdi o zaman 100 lira kazanan adam mutluydu, şimdi 100 milyon kazanan adam aynı şeyi bulamıyor, mutluluğu. Acaba neden? Vallahi şimdi para var, ceplerde çekler geziyor ama evet. o günkü şeyi bulamıyor. Ne bağda üzüm kalmış, ne dağda oba kalmış, ne eyle toplum kalmış. Ne oyunu kalmış, ne her şey ya, tamamıyla değiştirilmiş yani. Biz diyoruz ki buna dur demenin zamanı. Besliler olarak bir folklor kuralım. Evet. Besli'nin adına. Besli'nin sazından, Besli'nin dilinden, Besli'nin özünden çalsın söylesin. Eskiden kalalarımız vardı, kayınları vardı, yedi belası vardı, gülüyordu, eğlendiriyordu bizi değil mi? Evet. Hepimiz de bugün o günkü özlemi arıyoruz, bulamıyoruz. Bunun için bir folklor kurmak istiyoruz. Ben de bu işlerin üzerinde yazar olduğum için evet. Gerçekten bütün besinler de katılıyor yani. Şimdiye kadar da itiraz eden olmadı mı? Siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Bulunuruz kendi imkanlarımız şeyinden. Bunu daha önce. Tabii. Bunu sadece maddi tabii, yönde değil, bir de manevi yönü de var. Maddi de manevi de. Tabii. Mesela spor. Mesela. Spor, besinler filan gitmiş, bütün besinler dinliyor. Evet. Bak dikkati geldi diyor. Bu da öyle. Hem evet. besinlerin çabasını bütün Türkiye'ye yaymak. Evet. Türkiye'de besinler nasıl gelmiş bu hale? Nereden nereye gelmiş? Aşağı şehri gösterdiğim zaman görecekler ki besin halkının ne kadar çalışkanlığını, neler yaptığını bu Türkiye'nin gözlerinin önüne sereceğiz. Evet. Devlete de bir ilham olacak. Evet. Peki. Güzel bir şey aslında. Tabii. Olmasını istiyoruz. Yani maddi manevi katkılar bulunuruz. Peki sağ ol. Verdiğiniz bilgiden dolayı da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar. İşlerinizde başarılar. Sağ olun. Sizlere de.
Yok, gir, müşteri gibi şey olur yani. Kaçmana gerek yok. Orayı da alıyor, orada saklanmıyor. Burada bizi de çekiyor. Dükkana gelirse çeker şimdi seni. Tamam bunu ya. Bunun için. Müşteri. Ali Bircan. Evet. Labınıza kimler derler? Mahmut Ağalar derler. Mahmut Ağalar. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Biz yeni başladık dayı. Şurada bir seneye yakın olmadı yani. 6 ay kadar bir zaman zarf oldu. Peki daha evvel ne iş yapıyordunuz? Tarakçılık yapıyorduk, dokuma. Evet. Peki şimdi burada bakın bazı tezgahlar var. Evet. Sanayide. Evet. Salan dokuyorlar, güneşsiz evet. Gibi kilim dokuyorlar. Evet. Bir kurdini gibi ya, ışık yok, bir şey evet. Yani film dahi çekemiyoruz. Öyle, karanlık çünkü. Çoğu da kilitli, acaba neden? Abi şöyle bir şey var şimdi, nedeni şu, millet malını burada alıcı bulamıyor. Dışarıya götürüp pazarlıyor, dışarıya da götürüp pazarladığı zaman boğuluyor. Evet. Boğuladığı için de adam iş yapamadığı için kapatma ücretinde kalıyor. İflas ediyor çoğu, kimi yapamıyor artık, nedenleri bunlar yani. Yani kriz yüzünden evet. Yani satamamak. Evet, satamamak yüzünden. Evet. Alıcı peki. Burada gelip almıyor. Evet. Peki buradan göçenler niye göçtü acaba? Niye? Şöyle fikrin nedir? Sorduğun, duyduğun nedir? Evet. Göçenlerin çoğu sebebi iş sahasının dar olduğu. Burada bir makine getiriyor adam, kuruyor. Bir parçası kırılsa bugün Antep'e gidiyor veya Uşak'a gidiyor. Yaptıramıyor, çattıramıyor, pahalıya mal oluyor. Evet. Ama orada yerinde her şey daha uygun, daha ucuz olduğu için adam dışarıya gidiyor. Evet. Çünkü parça da yanında, iş evet, de yanında. İş de yanında, sonra da malzeme yanında, de yine da dışarıdan yanında. Geliyor değil evet. Mi? Ha. Malzemeci geliyor malımı alıyor. Buraya gelmiyor. Buradan kendisi gidiyor malzemeyi bağ veriyor. Evet. Onun için bunlar olduğu için Besliler iyi düşünmüş. Demek ki evet. Malzemenin bol olduğu yere, atının evet. Oynayacağı yere gitmişler evet. Ve atını oynatmışlar. Oynatıyorlar. Şimdi kimisi diyor ki ya burada kazandı gitti diyorlar. Burada kazandı gitti diyorlar. Peki burada kazansan sen Besli'yi terk eder misin? Şimdi burada kazanıp gitme dayı. Kazandıysa da burada 3-5 kağıdı varsa orada gitti, borca harca işe girdi. Heh. Aklım yaptı, işi öyle büyüttü yani. Heh. Burada kazanmadı yani. Güzel, evet. Burada tabii. Normal benim 1 milyonum var. Bundan 10 sene evvel gitseydim şimdi 200 milyonluk adam olmuşum burayla. Demek ki atılganlığı. Evet. Baktı ki burada niye 5 çaba sarf edeyim. Öyle ya. Burada 100 lira kazanıyorum, orada 1000 lira kazanıyorum. Evet. Yani atıldı gitti. Evet. Bu da bir cesaretti yani. Evet. İkincisi diyoruz ki biliyorsunuz bu aşağı şehirde birçok bina yıkıldı, buraya taşındık. Evet. Buranın da cevap vermediğini oralardan da sorduğun zaman diyorlar ki Besli bugün bize cevap veremezdi diyor. Evet. Malımızı satamazdı. Yeri evet. De batar. Evet. Bu bina oca fabrika nasıl inanak diyorlar. Öyle. Ha, kayar da olsaydı düşünürdük diyor çoğu da soruyorum. Evet. Besli'ye gitmek ister misin? Eğer kayar da sağlam bir zeminde olsaydı düşünür evet. Giderdik diyor. Şimdi evet. 12 ile mi? Sen olsaydın Besli'yi nereye kurardın ya? Ben olsaydım. Senin aklında yani şey gönlünce sana deselerdi ki evet. O günün bir yönetici gözüyle evet. Kendini o şeyde gör nereye kurardın? Bugün Besin en düzgün alanı olan Gayardı ve şey Karşı Hastane'nin o öbür taraf Delili Gaya tarafı. Evet. Ben buralardan bir yere kurardım. Neden?
çünkü düzlek bir alana sahip, oturgan bir ev olurdu, güzel bir yapı olurdu, gösterişli bir şehir olurdu. Hem sağlam, sağlam en evvelde toprağı sağlam. İkincisi böyle hemen felaket zaten olmazdı, en ufak bir şeyde kayma, yıkılma, yırtılma olmazdı. Tabii, çok güzel. İkincisi de diyoruz ki bir Besliler, biz bir folklor kurmak istiyoruz burada. Evet. Hatta belediye de bu işte teşvikçi oluyor. Evet. Bunda da bize maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Herkes karınca kaderince bir katkıda bulunur. Tabii şimdi katkıda bulunmam. Mesela bir kaset getirecek dernek olarak bundan biriken karı biz cebimize atmayacağız. Çabamız da bu. Bizden gelen bize hizmet edecek. Evet. Senin reklamını bugün dünya futbolla folklor tanıtıyor. Tanıtıyor. Biz bununla beraber Besli'yi bütün Türkiye çapında tanıttığımız gibi belki Almanya'ya da film yapıp göndereceğiz yani. Evet. Besli'nin çabasını. Neden mesela barajı çektim, birçok yerlerden örnekler var. Gördün mü? Herkes hayret edecek. Evet. O bakımdan diyor. Thank you.